30 yıldır soruyoruz. İbrahim Çelik ve Edip Çelik nerede? 1007. haftamızda 30 yıl önce Batman'da Hizbullah tarafından evlerinden alınarak kaybedilen baba oğulun akıbetlerini sormak için buluştuk. 90'lı yıllarda Batman Hizbullah'ın üssü konumundaydı. Örgüt Batman, Silvan, Diyarbakır üçgeninde binlerce cinayet ve zorla kaybetmeden sorumlu tutuluyordu. Ancak Hizbullah bu suçları işlerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporunda da anlatıldığı gibi güvenlik ve idari bürokrasinin kollaması, desteği, göz yumması ve yol vermesine işaret eden bir biçimde hiçbir engelle karşılaşmıyordu. Devlet şiddetinin sınır tanımadığı 90'lı yıllarda kayıp yakınlarının Galatasaray'da Diyarbakır koşu yolunda Batman Gülistan Caddesi'nde fotoğraflarını taşıdığı çok sayıda insan Hizbullah tarafından kaçırılarak kaybedildi. İbrahim Çelik ve oğlu Edip Çelik de bu insanlardandı. 50 yaşındaki 9 çocuk babası İbrahim Çelik, Batman'ın soğuk su mezrasında yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. İbrahim Çelik'in evine 10 Temmuz 1994 gecesi maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Bu kişiler yer gösterme bahanesiyle İbrahim Çelik'i zorla yanlarında götürdü. Durumdan şüphelenen 19 yaşındaki Edip Çelik de babasını yalnız bırakmamak için peşlerinden gitti. Baba oğul eve dönmeyince endişelenen aile jandarmaya ve emniyete başvurdu. Aile daha sonra olayla ilgili Hizbullahçıların isimlerini vererek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak ailenin bütün başvuruları sonuçsuz kaldı. İbrahim Çelik ve Edip Çelik'ten bir daha haber alınmadı. Perese Çelik'in oğlunun ve eşinin bulunması için yaptığı başvurular ile etkin bir araştırma ve soruşturma yürütülmedi. İbrahim Çelik ve Edip Çelik'in akıbetleri 30 yıldır karanlıkta bırakıldı. Onları kaybedenler cezasızlıkla korundu. 1007. haftamızda bir kez daha siyasi ve adli makamlara sesleniyoruz. Zaman aşımı hükümlerini gözaltında kaybetme suçunu cezasız bırakmanın bir aracı olarak kullanmaya son verin. Kayıp yakınlarının hakikat ve adalet arayışını engellemekten vazgeçin. İbrahim Çelik ve Edip Çelik'in akıbetlerini açığa çıkaracak etkinlikte soruşturma ve kovuşturma yapma ve faillerini cezalandırma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, İbrahim Çelik ve Edip Çelik için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. 30 yıl önce Batman Soğuksu'daki evlerinden alınıp götürüldükten sonra kendilerine haber alamayan İbrahim ve Edip Çelik'in ailesi olarak buradayız. 30 yıldır anneannem oğlunu ve eşini, annem babasını ve kardeşini, torunları olarak biz de dedemizi ve dayımızı arıyoruz. Biz dedemizi ve dayımızı hiç görmedik. Onları fotoğraflarından tanıyoruz. Bir de anneannemizin ve annemizin gözyaşlarından, hiç azalmayan acılarından. Ben Galatasaray'da büyüyen bir cumartesi torunuyum. Neden mi Galatasaray'dayım? Dedeme, dayıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Onların bir mezar olsun istiyorum. Anneme, anneanneme bu acıları yaşatanlar bulunsun, yargılansın istiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ailesi olarak İbrahim ve Edip Çelik'in aramaya devam edeceğiz. Onlara ulaşma umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu kadar. Tüm kayıplarımız için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi çiçeklerimizi, karanfillerimizi bırakıyoruz. İbrahim ve Edip Çelik için tüm kayıplarımız için. Thank you.